Merhaba arkadaşlar. 22. testle birlikteyiz. Ekoloji ile ilgili testimiz diyor ki: Yukarıda verilen açıklamalar tanımlarıyla eşleştirilirse seçeneklerden hangisi doğru olur? Belirli bir alanda yaşayan aynı türe ait bireyler popülasyonu, bireyler topluluğudur. Arkadaşlar bu popülasyondur. Yani A'ya ne gelecek? 3. Aynı alan içerisinde bulunan popülasyonların tamamına birden denir diyor. Farklı popülasyon yani. Buna da ne diyeceğiz? Komünite diyeceğiz. İki olacak. Cansız çevre ve içerisinde yaşayan canlıları birlikte değerlendiren ekolojik birimdir. Bu da ekosistemdir. Yani 3-2-1 şeklinde gidecek arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. İkinci soru. Aynı habitatta yaşayan bireyler için habitat ne demek? Yaşam alanı değil mi? Hangileri doğrudur diyor aynı popülasyon içerisinde bulunmak zorundadır. Hayır arkadaşlar farklı türler aynı habitatı paylaşabilir bu yanlış. Aynı iklim tipine uyum göstermişlerdir. Evet eğer aynı yerde yaşıyorlarsa aynı iklim tipine uyum göstermişlerdir doğru. Aynı üreme çeşidine sahiptir. Hayır bu da olmayabilir arkadaşlar yanlıştır. Cevabımız B şıkkı olur. Üçüncü soru. İki farklı ekosisteme ait kesişim alanları ekoton olarak tanımlanır. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şöyle iki tane alanımız var. Arada bulunan kesişim noktası nedir? Ekotondur. Diyor ki ekotonların diyor hangilerine sahip olması beklenir? Tür çeşitliliğinin fazla olması. Evet arkadaşlar doğrudur. Çünkü hem A bölgesinde bulunan türler vardır burada hem de B bölgesinde bulunan türler vardır. O yüzden çeşitlilik fazladır. Ekolojik toleransı geniş olan türleri bulundurması. Ekolojik tolerans dediği yani yaşam aralıkları. Evet. Bakın bu tür hem A'ya ait bölgede yaşayabiliyor hem de B'ye ait bölgede yaşayabiliyor. O yüzden doğrudur. Popülasyon yoğunluklarının fazla olması. Arkadaşlar burada birey sayısı azdır. Bu yüzden de yoğunluk fazla olmaz. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olur. Dördüncü soru. Ekosistemi etkileyen biyotik faktörleri oluşturan canlılar ototrof, heterotrof ve saprofit şeklinde ayrım gösterir diyor. Buna göre Canlıların biyotik faktörlere göre ayrışımında aşağıda verilen hangi özelliği dikkate alınmıştır diyor. Arkadaşlar ekolojik nişleri diyor. Yaşam alanları, sudan faydalanma şekilleri, yüreme şekilleri, topraktan faydalanma oranları. Bence bu nedir? Ekolojik niş değil mi? Ototroflar ne yapıyor? Fotosentez yapıyorlar ve ortama katkı sağlıyorlar. Heterotroflar hazır besleniyorlar. E, saprofitler ise arkadaşlar organik atıkları ayrıştırıyorlar. Dolayısıyla bunların her birinin görevi farklıdır. Cevabımız A şıkkı olur. Beşinci soru. Verilen yaşam alanları büyükten küçüğe sıralandığında hangisi doğru olur? Arkadaşlar burada en büyük nedir? Ekosistemdir değil mi? Daha sonra komünite gelir. Sonra ise habitat gelir. Cevabımız L, K, M şeklinde olur. A şıkkı olur. Aşağıda verilenlerden hangisi ekosistemin abiyotik faktörlerinden biri değildir? Abiyotik yani cansız faktör. Işık cansız faktördür. Toprak, iklim, sıcaklık cansız faktördür ama ayrıştırıcı biyotiktir yani canlı faktördür. Gelelim 7. soruya. Bir besin piramidinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe diyor hangilerinde azalma görülür? Üreticiden son tüketiciye gittikçe yani besin piramidinde yukarı doğru çıktıkça. Biyokütle azalır arkadaşlar doğru. Vücut iriliği genellikle artar. O yüzden bu yanlıştır. Birey sayısı evet arkadaşlar genelde azalır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 C şıkkı olur. 8. soru. Bir karasal ekosisteme ait besin piramidi verilmiş. Diyor ki ekosisteme bırakılan kimyasal bir madde ekosistemdeki kurbağaların ölümüne neden olmuş ise Piramitteki organizmalardan hangisinin sayısında artış olması beklenir? Arkadaşlar kurbağalar ne ile besleniyor? Çekirge ile. E, kurbağa ölürse çekirge ile beslenir mi? Hayır. O zaman hangisinin sayısı artar? Sadece çekirgenin sayısı artar. Çekirge sayısı arttığı için buğday sayısı azalır arkadaşlar. Dolayısıyla kurbağa olmadığı için yılan sayısı azalır. Yılan sayısı azaldığı için kartal sayısı da azalır. Cevabımız yalnız çekirge olur. 9. soru Verilen beslenme zinciri incelendiğinde seçeneklerdeki yorumlardan hangisi doğru olur? Çekirgelerin büyük kütlesi üretici organizmalardan fazladır. Hayır arkadaşlar. Her zaman için üreticinin büyük kütlesi daha fazladır. O yüzden bu yanlış. Dokularda biriken zehirli madde oranı en fazla bitkidedir. Hayır, zehirli madde en üstte bulunan da en fazla birikir. O yüzden yanlıştır. Çekirge hem ototrof hem heterotrof bir candır. Hayır çekirge sadece heterotroftur. Tarla faresi hem otçul hem de etçil beslenir. Şimdi tarla faresine bakıyorum. Hem çekirge ile besleniyor hem bitki besleniyor. O zaman hem otçul hem etçildir. Doğru. Tilki sayısındaki azalma atmacaları olumlu etkiler. Hayır atmacalar tilki ile besleniyor. Eğer tilki azalırsa atmaca da azalır. Bu yanlıştır. Cevabımız değişik olur. Gelelim 10. soruya. Evet diyor ki bir su ekosistemini oluşturan canlıların dokularında biriken zehirli madde miktarı aşağıda verildiği gibidir. Arkadaşlar, zehirli madde besin piramidinde yukarı doğru gittikçe artar zehirli madde birikimi. O zaman buradaki KLM canlılarını eşleştirdiğimiz zaman ne olur? Bakın eşleştirme istiyor. K canlısı bir kere üretici olacak. Üretici olması için bakın şunlar gitti. Fitoplanktondur K canlısı. Daha sonra e, fitoplanktonla beslenen küçük kabuklular olur. Sonra balıklar da küçük kabukluyla beslenir. Yani bizim şıkkımız Edirne şıkkı olur. 11. soru. Besin piramidinde bir ve iki yönünde gerçekleşen değişimler için hangisi doğrudur diyor. Şimdi bir yönünde diyor ki aktarılan enerji artar. Hayır arkadaşlar, bu yanlış. E, bir yönünde diyor ki zehirli madde azalır diyor. Hayır, artar. Yanlış. Enerji kaybı azalır diyor bir yönünde. Hayır arkadaşlar. Enerji kaybı artar. Evet bakın yukarıya doğru gittikçe enerji kaybı artar arkadaşlar. Biyokütle iki yönünde artar. Doğrudur. Cevabımız değişik olur. Böylece bu testin sonuna geldik. Sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.